öyle, Fatma öyle. Hadi bir tak değiştir. Hayır, hadi al şuna bak. Yere vurma. Onu niye verdin abi? Al şunu. Var ya. Orada çok iyi. Peki hadi gel. İşte onu beğenmesin. Abi güzel çakma Allah'ına. Abi ben de çakma. Fatma şunu çekecek. Fatma budur. Çekecek mi? Hocam bunun altına bayatmışsın. Ben 5 yıldır kayak koşu sporunu yapıyorum. 2019 EOF'da yarıştım. 2020 Lozan Gençlik Olimpiyatlarında yarıştım. İnşallah 2022'de olimpiyatta yarışırım. Şu an antrenmanlarımız çok iyi gidiyor. Çok yoğun çalışıyoruz. İnşallah daha iyi yerlere geliriz. Zaten ben kayağa başladığım gibi sporcu eğitim merkezine yerleştim. 5 yıldır orada kalıyorum yatılı. Orada imkanlar falan her şey çok iyi. Yani müdürümüz falan bize çok imkan sağladı. Bir iki ay sonra Balkan var. Ona hazırlanıyoruz şu an. Ondan sonra şey var, 2022 olimpiyatlar var. Geçen yıl FIS Türkiye Gençlik Olimpiyatlarında 2 kişi kota verdi. 2 sporcu, bir bayan bir erkek. O kotayı da bizim sporcularımız yakaladı. Mehmet Türün ve Fatma Yavuz. İkisi de bizim yatılı kamp eğitim merkezinde yetişti dedi. Bunlar ikisi de Balkanlarda derece yapmış yani. Yıldız olmalarına nazaran Balkanlarda Fatma geçen yıl ikinci, üçüncü oldu. Bu sene üçüncü oldu. Fatma Yavuz da şimdi inşallah hedefimiz olimpiyat ve Balkanlarda uluslararası yarışlarda artık Balkanları biz diyoruz ki artık bize az geliyor. Yazın bile bu işi elde bırakmadan tekerlekli kayakla kışa hazırlık yapıyorlar. Bir kondisyon çalışması oluyor. Ondan sonra da kışın kar antrenmanlarına başlıyoruz ama bu yıl çok geç başladık. Ağrı'da kar yağışı malumunuz geç başladı. Şu anda şükür bereketiyle geldi. İyi de bir kar yağışı var. Biz gençlik spor olarak antrenörlerimiz eşliğinde Türkiye'nin her ilinde bu eğer kayaklı koşu varsa en iyisini yapmaya çalışıyoruz imkanlar dahilinde. İnşallah bu yıl her yıl olduğu gibi geçen yıllarda 2000 puanla 3000 puanla birinciliği Türkiye finalini en son yarışlarda ilimize getirdik. Bu sene de ümitliyiz. İyi çalıştı hocalarımız. Sporcularımız da şu anda performansları iyi. Ümitliyiz. İnşallah emeklerimiz boşa gitmez. Hocalarımızın emekleri boşa gitmez. Şu anda kayaklı koşuda bir sürü sporcumuz var. Yurt dışında olanlar da var. Ya Türkiye bazında geçmiş yıllara nazaran biraz daha ön plana çıkmaya başladık. Ağrılı sporcularımız zaten buna damga vurdu. Gençlik olimpiyatlarına kızımız Fatma katıldı. Zaten Fatma Yavuz 5 yıldan beri bakanlığımızın Genel Müdürlüğümüzün sporcu eğitim merkezinde kalmakta. 5 yıldır da bünyemizde gençlik sporun yatılı olan bir sporcusu. İnşallah başarıları daha iyi olacak.